Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün prenseslerimiz için güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimizi yakadan başlayarak ördük. Düz roba kullandık. Altında ise yine çok çok kolay bir model uyguladık. Modelimizi bakınız iki trabzan, bir zincir, bir trabzan şekliyle ördük ve yeterli ölçüye gelene kadar devam ettik. Kenarlarını da somon rengimizle tığladık. Güzel bir yaka çalışması da yaptık yeleğimize. Şöyle yakamızın arkasında görelim bakınız. Çok hoş oldu. Hemen yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Omuz kısmının en yüksek yerine bırakıyorum. 30 santim yeleğimizin uzunluğu en kısmına bakalım. Kol altından şu şekilde ölçüyorum. 24 santim biraz aşağıya doğru da tabi 26 santime kadar çıkmakta çünkü genişliyor alt kısmı. Bir yaş civarı çocuklarımız için uygun bir yelek. Evet eğer rengi ve bu kenar süslemesini farklı yaparak aynı modelimizi erkek bebeklerimiz için uygulayabiliriz. Yani yaka çalışmasını yapmaz isek sadece robamızı kullanarak bu modelimiz çok güzel olmakta. Hem de çok çok kolay bir model. Hemen bir günde örüp tamamlayacağımız bir çalışma. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için kartopunun baby soft ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 330 metreden oluşmakta. %80 akrilik, %20 poliamid özelliği olan bir ip. K019 renk numarasına sahip, beyaz ama tam net beyaz değil, kırık beyaz ya da ekru diye adlandırdığımız, net bembeyaz değil. Evet, ipimizi örmek için 2,5 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Şu şekilde bakalım. Bölümlerine yeleğimizi 10 ve 10 olarak ayırıyoruz. 13 13 kollarımızı ayıracağız ve arkası için 18 tane önce zincirimizi çekip üzerine trabzanımızı yerleştireceğiz. 2,5 numaralı tığımızı da bakınız ipimizi örmek için kullanacağız. Eğer daha kalın ipler kullanacaksak tığ numaramızı büyütelim. Evet şimdi zincirimizi çekip bölümlerimizi ayırma işlemiyle yeleğimizi örmeye başlayalım. Yeleğimizin roba kısmını örmeye başlayalım. İpimi alıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Düğümümden sonra şöyle tığımı biraz gevşetiyorum. İlmeğime bakınız ve başlıyorum zincirimi çekmeye. Burası önümüz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. 10. zincirimin içerisine bir tane ayıracımı takıyorum. Ve buradan sonraki öreceğim kısımda kolum için başlıyorum. Ve 1 diyorum bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. On 13 üç. On üç tane zincirimi çektim. Ve 13. zincirimin içerisine ayrıcıma geçiriyorum. Ve bu kolumuzdu. İlk kolumuz önümüz ve ilk kolumuz. Şimdi yeleğimizin arkası için olan bölümümü örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 17 ve 18. Toplamda 18 tane zincirimi çekiyorum ve 18. zinciye şu şekilde batıyorum bölümlerimizi bakınız birer birer örerek ilerliyoruz. Arkamızı ördükten sonra yine tekrar olan bölümlerimize başlıyoruz. Hemen arkamızdan sonrası yine 13 tane kolumuz ve 10 tane önümüzde tamamlayacağız. Şimdi 13 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 10 11 12 ve 13. Ayıracımı takıyorum. başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi de çektikten sonra yeleğimizin ilk zincir sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle uzaktan tutuyorum. 23,5 santim. İliğimizin ilk zincir kısmı birazcık daha trabzanlarımızı yapınca muhtemelen 25.5-26'ya doğru genişleme yapacak. Evet, şimdi trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Bölümlerimiz her iki kenarımız, önlerimiz, kollarımız ve ortadaki bölüm arkamız. Önümüzün ilkini örmeye başlayalım. 1 ve 2 tane geriye çekiliyorum, yukarıya da iki zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine tığımın başını girdiriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bir, iki. İki tane trabzanım oldu. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Bir ve iki. Ve birer birer her zincirimin içerisine giriyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzanımız oldu. Bakınız dönüş zincirimizde birlikte. Ve ilerliyorum. 1 2 Hiç atlamadan, aynı yere batmadan zaten zincirlerimiz sayılıydı. Hiç sıkıntı çekmeden yeleğimizin bölümlerini trabzanlarımızla dolduracağız. Bakınız. Gayet rahat örerek geliyoruz ve son zincirimi örüyorum ve hemen sayıyorum 2 4 6 8 10 10 tane zincirimizi önümüz için ayırmıştık ve üzerine 10 tane trabzanımızı ördük şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen ikincisini ilave ediyorum tığımın başını doluyorum mavi ayracımı çıkarıyorum mavi ayracımdan kırmızıya kadar kırmızı dahil değil kolum için hazırlamış olduğum 13 tane zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 Bakınız her birisine birer birer batıyoruz. Hiç saymamıza bir de gerek yok. Zincir çekerken herhangi bir şekilde kafamız karışmadıysa gayet düzgün bir şekilde ilerleyecek. Eğer bir tane falan fazla ya da eksikse lütfen geri dönerek sökmeyin. Bir sonraki sıramızda artışımızı yapacağımızda o eksikliği ya da fazlalığı telafi ederiz. Eğer fazlaysa bir az artış yaparız. Eksikse bir tane fazla hemen telafi ederiz. Sökme yoluna geçmeyelim. Çözüm yoluna bakalım. İlerliyorum. Evet bakınız ayrıcımı taktığım yeri geldim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Kırmızı ayrıcımı çıkarıyorum. Diğer kırmızıya kadar 18 tane trabzanımı birer birer örüyorum. İkili trabzan şekliyle her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı örelim. Başını doluyorum. Sırasıyla bakınız. Kırmızıya kadar ilerleyelim. Kırmızı ayracımıza kadar örerek geldik ve toplamda 18 tane trabzanımızı ördük. Kırmızı ayracımı çıkarıyorum ve son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkardığım yere giriyorum ve birer birer trabzanlarımı yeşil ayracıma kadar örmeye başlıyorum başını bir defa doluyorum ve alıyorum ikili trabzan şekliyle örüyorum toplamda 13 trabzanımızı yeşile kadar örerek tamamlayalım 13 tane trabzanımı ördüm ve yeşil ayracımın olduğu yere geldim 2 zincirimi son trabzanımın üzerine çekiyorum. Diğer bölümlerimizde yaptığımız gibi her bölüm arası geçişimizde ikişer tane zincirimiz mutlaka olması gerekiyor. Tığımı başını doluyorum. Yeşil ayracımı çıkarıyorum. Son 10 trabzanımı örmeye başlıyorum. Birer birer. 4 5.yi örüyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10 bakınız. 10 tane travzanımız ördük. Şu kenardaki bölümüse ilk çekmiş olduğumuz düğüm. Evet, şimdi bu şekliyle bir de ölçümümüzü yapalım. Bakın trabzanımızı ördükten sonraki genişliğini birlikte görelim. Ölçümü getiriyorum. Bakınız eğri durduğu yerler de var. Onlar da park olarak girecektir. Şu şekilde hemen başlatıyorum ve ilerletiyorum. 26 santim. Trabzanımızı ördükten sonraki ölçümüz. Tabii ki şöyle düzelttiğimiz zaman üzerine alacak olursak 28 santime gelmekte. Evet şimdi üzerine örmeye devam edelim iki tane zincir çekelim kenara 1 ve 2 2 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanımın ikincisinin üzerine batıyorum ve ikili trabzanım örüyorum sonra sıradaki trabzanımın Tepe noktasındaki minik gözün içerisine giriyorum ve sırası ile iki zincir çektiğim yere kadar buradaki 10 trabzanımı örüyorum. Her bir trabzanımı birer defa örüyorum. Bakınız iki zincirimizin olduğu yere kadar. Bakın birer birer hepsini ördüm. Sayalım isterseniz 2, 4, 6, 8 ve 10. Aşağıda da 10 trabzanımız vardı. Yukarıda da 10 trabzanımız ördük. Buradaki çekmiş olduğumuz 2 zincirin içerisine şimdi 2 tane daha trabzanımızı öreceğiz. 2 tane trabzanımız buradaki 10 olan trabzan sayısını 12'ye çıkararak hemen ikinci sırada genişletmeye başlatacak. Ve bakınız 1 2 hemen ilk sıradaki genişlememizi yaptık ve 2 tane zincirimizi ilave ettik. Tekrar 2 tane trabzanımızı araya örüyoruz kolumuz için genişletme trabzanımızı ördük ve buradan trabzanlarımızı dümdüz diğer iki zincirimize kadar örüyoruz herhangi bir işlem yapmıyoruz kolum için olan trabzanlarımı da örerek geldim Bakınız tam zincirin olduğu yerdeyim en son trabzanımı ördüm zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum bir ve aynı yere bir daha batıyorum 2 iki tane zincir çekiyorum bir üst sıraya hazırlık ve her ikisinin arasını belli etmek için tekrar iki tane trabzanımı örüyorum şöyle bakınız iki zincirimizin olduğu yerlerde iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örüyoruz buradaki bakınız bir önceki bölüm önle kolumuzun geçişinde de aynı işlemimizi yapmıştık kolumuzda arkamızın arasında da aynı işlemimizi yaptık şimdi Arkamızı dümdüz örerek gelelim. Artış yerimizde yine aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim. Son olan bölümümüzde de iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim ve sıramızı sonunda görüşelim. İkinci sıramızı örerek geldim. Sıramızın sonundayım. Son iki tane trabzanı birlikte yapalım. Bakın bütün bölümlerimizin ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı kolumuzu ördük yine artış yerimize geldiğimiz zaman ikişer artışlarımızı yaptık ve en son bölümdeyiz trabzanlarımızı birer birer örüyoruz en son dönüşümüzü yaptığımız trabzanımızın da tepesine batıyoruz ve şu şekilde çekiyoruz bakın ipimizi yarımladığım için tekrar almak istiyorum 1 ve 2 İki tane zincirimi çekiyorum, örgümün arkasını çeviriyorum ve üçüncü sıramı örmeye başlıyorum. Şöyle bölümlerimizi kontrolümüzü edelim. Bakarak bakınız her ikisi önümüz, karşılıklı kollarımız ve yeleğimizin arkasını görmekteyiz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızda yine trabzanlarımızı düz olarak örelim. Artış yerlerimizin dördünde de iki trabzan, iki zincir, iki e, trabzan olarak örelim. Her artışımızı aynı şekilde yapalım. Farklı bir işlem uygulamayalım. İki zincirimi diğer yönde çektim ve başlıyorum birer birer trabzanlarımı örmeye. Bir defa başını doluyorum. Bir ve iki defa da çekiyorum. Sıraya batıyorum. Bir ve iki. Tekrar bir ve iki. İki zincirimizin olduğu yere kadar bu şekilde ilerleyerek geliyoruz. Bakınız bu şekilde bakın herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Sadece trabzanlarımı örüyorum. Başını bir defa doluyorum. Tüm trabzanlarımı ördüm. Bir önceki sıradaki artış yaptım. İki trabzanımı da ördüm. Şimdi zincirimin olduğu yere iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve iki. Hemen iki tane de zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek tekrar bir ve iki. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanım ördüm şimdi bu şekilde dümdüz devam edelim yine artış yerine geldiğimiz zaman ikişer artışımızı yapalım ve sıra sonunda görüşelim 1 2 3 4 Dördüncü sıramızdaki bütün bölümlerimizde ikişer ikişer artışlarımızı yaptık ve sıramızın tekrar sonuna kadar geldik yeni sıramızda da aynı şekilde ikişer ikişer artışlarımızı yaparak tamamlayacağız en son trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı sırası ile örmeye başlıyorum. 5. sıramıza başladık. 1 2 3 4. Şimdiki öreceğimiz sıra 5. Birer birer örüyorum. Evet örerek ilerledim ve iki zincirimin yakınına kadar geldim. Ben en son trabzanımı örüyorum. Zincirimin olduğu yere atıyorum. Bir ve aynı yere bir daha batıyorum. iki İki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Kolumuz için olan bölümdeki trabzanlarımızı birer birer örüyoruz ve bütün artışlarımızı kalan üç tane artışımızın hepsini de İkişer ikişer örerek tamamlıyoruz ve 5. sıramız bu şekilde bitiyor. Robamızda 5. sıramızın da sonuna geldik ve ikişer ikişer artışlarımızı yaparak tamamladık. Her bölümümüzü ikişer ikişer arttık. Evet şimdi öreceğimiz bundan sonraki bölümleri birer birer artışımızı yapalım. Şöyle görelim yapmış olduğumuz işlemizi. İlk sıramızı bakınız. Birinci sıramızı bir tane yani hiç artış yapmadan ördük. Birinci sıramızı sadece bölümlerimizi ayırdık. İkinci sıramızda ikişer artışımızı yaptık. Üçüncü sıramızda tekrar iki tane artışımızı, dördüncü sıramızda iki artışımızı ve beşinci sıramızda iki tane artışımızı yaptık. Bu toplamda buradaki dört sıramızda bakınız bir, iki, üç, dört ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. İlk sıramızı sadece dağılımımızı yaptık. Bundan sonraki sıralarımızda ise artık birer birer artışlarımızı yapalım sağda bir solda bir tane her iki yönde de birer birer artışlarımızı yaparak ilerleyelim diğer tarafta bakınız ikişer ikişer yapmıştık dört defa ve birer birer örerek ilerleyelim şimdi başlangıç noktamdayım en son trabzanımı ördüm ve geçişim için iki tane zincirimi çekiyorum bir ve iki dönüyorum birer birer trabzanlarımı örerek iki zincirimin olduğu yere doğru geliyorum. Evet başlangıçtan zincir çekerek başlamıştık. Birer birer örerek ilerledim. Ve zincirimin hemen yanı başındayım bakınız. Tığımın başını doluyorum. Her zaman aşağıda bakınız. ikişer ikişer artışımızı yapmıştık. Hepsinde 2 2. Şimdi ise bir tane artışımı yapıyorum. Sadece bir tane yapıyoruz. 1 ve 2 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar bir tane artışımızı yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak örüyoruz. Bütün artışlarımızı bundan sonraki sıralarımızda bu şekilde tamamlayacağız. Bakın şurada biraz önce de başlangıçta da bakmış olduğumuz gibi yukarıda ikişer ikişer yapmıştık. Burada ise bir, birer birer trabzanlarımızı örerek istediğimiz ölçü gelene kadar ilerleyeceğiz. Aradaki bölümlerimizi yine aynı şekilde örelim. Sadece artmalarımıza geldiğimiz yerlerde birer tane trabzan, iki zincir, bir trabzan şekliyle birkaç sıra daha örelim. İstediğimiz ölçü gelene kadar e, devam edelim. Yeleğimizin roba kısmını örerek e, ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıramı ördükten sonra 9. sıramı başladım. 9. sıramızın sadece önünü örerek geldim ve buradan sonrasında kollarımızı bükerek birleştireceğiz. Arkamızı sonra tekrar kolumuzu bükerek birleştirip diğer önümüzü de öreceğiz. Önlerimiz ve arkamızı yeleğimizin örmeye devam ederken kollarımızı artık roba kısmından ayırmış olacağız. Evet şimdi ön kısmımı örerek geldim. Bakınız birinci sıramızda artış yapmadan sıramızı düzgün bir şekilde yerleştirmiştik sadece bölümlerimizi ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci sıramızı ikişer ikişer artırdık Diğer sıralarımız ise birer birer trabzanlarımızı artırarak ördük. Bakın burada ikişer ikişer buraya kadar. Daha sonra ise birer birer artışlarımı yaptım. Eğer e, yaşı büyük çocuklarımıza örüyor isek yine isterseniz ikişer ikişer de artmaya devam edebilirsiniz. Ben fazla e, roba kısmında genişlik olsun istemedim. Hemen robamı tamamladıktan sonra gövde kısmına geçerken genişletmeyi istedim. Şimdi zincirimi çekiyorum. Robadan gövde kısmına bağlanacağım yerde zincir çekip birazcık gövde kısmını genişletmek istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Tabi bakınız buradaki bir artışımızı yaptığımızı unutmayalım. 5 zincirimi çektim. Kolumu büküyorum. Diğer kolumun olduğu yere geliyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar trabzanımı örüyorum. Bir tane trabzanımı ördükten sonra arkasını dümdüz örerek ilerliyorum. Birer birer bakınız diğer kol altına kadar ilerleyelim. Ve zincirlerim tamamlandıktan sonra büküyorum. Ve diğer kolumuzun olduğu, iki zincirin olduğu yere geçiyorum. Başlıyorum. 1 ve diğerine batıyorum. Bir tane artışımı yaptım buraya ve ön kısmını birer birer örerek ilerliyorum. Bakınız, öndeki diğer sırası sırasıyla sona kadar örerek ilerleyelim. Babamızı örerek tamamladık. Şimdi gövde kısmına geçmeye hazırız. Bakınız 5'er tane zincirlerimiz de hazır. Hemen e, ipimizin olduğu yerden örerek ilerleyelim. İlmeğimizi 2 tane zincirimi çektim. Bakınız bitirme yönünde ve yönümü çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine de yine trabzanım örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. 3 tane trabzanımızı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmeden bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın olduğu yere bir tane trabzan aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Aynı yere bakınız. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere üçüncü trabzanımı örüyorum. İki tane zincir çekmeden ördük. Bakınız, bir tane de zincir çektikten sonra trabzanımı örerek toplamda üç tane trabzanımı aynı yuvanın içerisine ördüm. Tığımın tekrar başını doluyorum. Bir iki tane trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere hemen ikinci trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çektikten sonra üçüncü trabzanımı da aynı yere örüyorum bir yuvanın içerisine iki trabzan bir zincir bir tane daha trabzanımı örüyorum araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine bir trabzan yanına ikinci trabzan İki trabzanı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere gelerek bir tane trabzan örüyorum toplamda 3 trabzanımı yerleştiriyorum Araya zincir çekmiyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine bir trabzan aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. 2 trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 trabzanımı ördüm. İkisi yan yana bir tane zincir çektim ve diğer trabzanımı ördüm. Tığımın hemen başını doluyorum. 1 2 sayıyorum. Üçüncünün içerisine giriyorum. Bir trabzan aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımı örüyorum. Tığımızın yine başını doluyalım. 1, 2, 3. trabzanımızın üzerine bir tane trabzanımızı örelim. Yanına ikinci trabzanımızı, bir zincirimiz ve tekrar bir tane daha trabzanımızı örelim kolumuzun altına 5 tane zincir çekmiştik. Bakınız buradaki 5 zincirimizi bu bir tane trabzanımız kaldı. Tığımın başını doluyorum. Tam ortalayarak modelimizin ortasına yani zincirimizin ortasına modelimizi kuruyoruz. Bir tane trabzan hemen aynı yere ikinci trabzanım örüyorum. Bir zinciri çekiyorum ve bir tane daha trabzanım örüyorum. Buradaki 3 tane trabzanı arasında bir zincirle bu modelimizin yani zincirimizin tam ortasına kuruyoruz. Tamın başını doluyorum. Arka yöne geçiyorum. Arka yöne geçtiğim zaman ise bakınız şu şekilde ilk trabzanımın üzerine modelimi kuruyorum. Bir tane trabzan aynı yere ikinci trabzan bir zincir ve tekrar üçüncü trabzanımı aynı yere örüyorum. İkisi çift bir tanesi bir zincirden sonra araya bakın zincir çekmeden tığımı başını doluyorum 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum bir trabzan örüyorum hemen aynı yere ikinci trabzanımı ve bir zincir çekiyorum yine aynı yere tek trabzanımı örüyorum yine yapalım 1 2 3. batıyorum 1 ve 2 bir tane zincir ve üçüncü trabzanımı örüyorum başlangıçtan bu yana bakınız şu şekilde iki trabzan bir zincir bir trabzan aynı yeri ördüm yani üç trabzanı toplamda aynı yeri ördük araya zincir çekmedik iki trabzan atladık üçüncü trabzanımızın üzerine 3 tane trabzanımızı ördük. İkisi yan yana bir tanesi bir zincirden sonra sıra başına doğru ilerleyelim. Diğer kol altında da tam 5 tane zincirimizin ortasına bir modelimizi kuralım. Yeleğimizin robasından sonra modelimizi uygulamaya başladık. 3 tane kenar trabzanımızı ördükten sonra Hemen bakınız, iki trabzan ve bir zincir bir trabzanımızı ördük, iki trabzan atladık, tekrar aynı yuvanın içerisine iki trabzan, bir zincir bir trabzanımızı ördük ve bu şekilde dolaşarak geldik. Zincirlerimizin olduğu yerlere kol altı için her birisine birer modelimizi yerleştirdik ve şöyle şimdi bakalım önden önümüzün eşit olması lazım. O da ki herhangi bir şekilde bir tane birkaç fazla eksik varsa robalarımızı örerken hiç önemli değil. Batmamız gerekenden bir geriye bir ileriye çekilerek bu açığı kapamamız gerekmekte. Sakın sökmeye kalkmayalım. Şimdi eşitliğimizin olup olmadığını kontrol edelim. Hemen üçer trabzanımız başlangıçta ve modellerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4, 5 ve 6. Bakınız 6 tane modelimiz her iki önümüzde hazır. Şimdi modelimizin e, ikinci sırasını örmeye başlayalım. Şöyle arkasında çevirip görelim. Bakınız 2 tane trabzan, 1 zincir, 1 trabzan, 2 atlıyoruz, 3.ye batıyoruz. 2 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan, 2 atla, 3.ye bat. Hepsini aynı yere örmek şekliyle sıramızı tamamladık tüm yönleriyle şöyle görelim ve ikinci sıramıza başlayalım her iki kenarda üçer tane trabzanımız var üçer trabzanımızın bitişte zincirini çektim ve iki tane zincir çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum Üç çekmiyorum ikişer zincir yeterli ama ipinizin kalın ve inceliğine göre asılacak gibi olursa 3 tane zincir çekmeniz gerekmekte benim ipim birazcık tok olduğu için 2 tane yeterli tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanım vardı yan yana burası kenarımız olan bölüm kenar patımız ya da kenar bandımız dediğimiz bölüm burayı hep 3 aynı dümdüz devam edeceğiz zincirimi çektim 2 adet ve hemen yanındaki 2 trabzanım örüyorum 1 ve diğerini örüyorum 2 Şimdi bakalım modelimize. Öncesinde modelimiz ilk uygulamaya başladığımızda iki trabzanı ördük. Sonra şuradan başlamıştık. Bakınız iki trabzanımızı ördük. Sonra bir zincir bir trabzan örmüştük. Bu şekilde sona kadar geldik. Şimdi arkasını döndüğümüz zaman ise yeni kurulumumuz şu şekilde olacak. Üç kenar patımızı ördükten sonra bakıyoruz. Bir tane trabzanımız önde. iki tane bir zincirimiz arada. Hemen araya zincir çekmeden bir zincirin olduğu yere giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip tekrar aynı yere bir tane trabzan örüyorum. Bakınız buraya yine modelimizi kurduk. Öncesinde iki tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan. Şöyle bakalım. Bakınız bir trabzan, bir zincir, iki trabzanımız gelmekte. Hemen buradaki bir zincirimin içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. 1 ve 2. İki, i̇ki trabzanımız hep önce örüyoruz. Bir zincir sonrasında bir tane trabzanımı örüyorum. Araya zincir çekmeden bir zincirin olduğu yere geliyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi bir tane trabzanımı örüyorum. Zaten altta hazır bir şekilde modelimiz kurulu birinci sıramız. Birinci sıramız hazır olduğu için çok kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Bakınız buradaki bir zincirin içerisine önce iki trabzanımız sonra bir zincir sonra bir trabzanımız örerek sıra başına kadar ilerleyeceğiz. Ve geçişler arasında kesinlikle zincir çekmeyeceğiz. Zincirimiz sadece modelimizin kendi içerisindeki zincirimiz. Bakın buradaki bir ve bir tane trabzan tekrar ilerliyorum iki tane trabzan bir zincir ve bir trabzan sıra başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Gövdemizi sırasıyla örmeye devam ediyoruz. Bakın üçüncü sıramızı da ördüm. Her zaman önce iki trabzanımızı bir zincirimizi sonra bir trabzanımızı örüyoruz. Hangi yönden örersek örelim. Bu kural hiç değişmiyor. Bakınız buradan ilerlerken yine iki tane trabzanım bir zincirim tekrar bir trabzanım örüyorum. Diğer yönden dönüşümde yine iki tane trabzanım önce sonra bir zincir bir trabzan ve bu şekilde Yeleğimiz istediğimiz uzunluk ölçüsüne gelene kadar örmeye devam edelim. Yeleğimizi örerek büyüttüm ve istediğim uzunluk ölçüsüne gelince bıraktım. İki tane trabzan, bir zincir ve bir trabzan şekliyle her iki sıramızda da aynen ikinci iki trabzanla başladık ve istediğim ölçü geldi. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14 ve 15 sıra ördüm. Şimdi kenarına tığlamak istiyorum. Kenarını dilerseniz beyaz ipimizle aynı şekilde tığlayabilirsiniz. Ya da farklı bir renkle hareket katmak için renk değiştirebilirsiniz. Ben somon rengimizde tığlamak istiyorum. Somon rengini de çok çok seviyorum. Şöyle alıyorum ve kenarlarından başlıyorum. Önce gövdesini yapalım. Daha sonra ise kollarımızı tığlamaya başlayalım. Bir tane tığıma zincir çekerek düğüm attım ve yakamızın ilk başlangıç yerinden trabzanımızın en dip yerinden girdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra trabzanımın içerisine giriyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir de zincirimiz 4. Şimdi sıradaki Görmüş olduğumuz ikinci sıra trabzanım atlıyorum. Üçüncü sıra trabzanıma gelerek batıyorum. Tabi ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre daha uzakta batabilirsiniz. Daha yakın mesafede batabilirsiniz. Bu tabi e, iplerimizin kalın ve inceliğine göre ölçümüz ayarı değişecektir. Ama genel standart olarak bu şekilde batıyorum. Hemen üç tane zincirimi çekiyorum. Biraz önceki batmış olduğum, bakınız trabzanlarımdan sonraki bölümle battığım yere geliyorum. Şu arkaya 3 tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle 2 ve 3. Bir de zincirimiz vardı. Hemen ikinci sıradaydık. 3. sıraya atlıyorum. Dördüncü sırama batıyorum. Ve 3 tane zincirimi yine çekiyorum. 1-2-3 Hemen batmış olduğum yerin bakınız şu kısmına giriyorum ve 3 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. 1 2 ve 3 ve bir sıra trabzan atlıyorum. Diğer trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum ve bu şekilde bakınız aşağıya doğru ilerliyoruz. Yeleğimizin kenar tığlamasını yakamızın yanından başlamıştık. Aşağıya doğru ilerleyerek geldim bakınız. 3 tane zincirimizi ve 3 tane trabzanımızı örerek ardı ardına kenarımızı tamamlamak üzereyiz bakınız yan kısmı olarak şimdi alt kısmına dönüşümüzü yapıyoruz en son trabzanımı battım bakınız alt kısmı çeviriyorum yine 3 tane zincir çektim hiç fark eden bir şey yok sadece battığım yeri bu kez örgümü çevirerek giriyorum bakınız ve ilerliyorum 2 3 Şöyle bakıyoruz. Bakınız 1-2 iki, ikinciye batıyorum. Çok fazla uzaklaşmıyorum. İlk başlangıçta çekmesin. Daha sonra e, ipimizin kalınlığına göre trabzan sayımızı ayarlayalım. 1-2 ve 3 3 tane trabzanım ördüm. 1-2, 3. olduğu yere gelerek batıyorum. 1-2 3 zincir çektim. Hemen ardına giriyorum. 1 2 ve 3. Hemen 1, 2, 3. Bu kez buraya batmak istiyorum. Her seferinde bu şekilde yaparsak büzebilir. O yüzden bir tane zincirimizin olduğu yere bir tane diğer tarafa batabiliriz. Ya da nasıl tam denk gelecekse büzdürme ya da yığılma olmasın potlaşma olmasın. Tığımızın ucuyla denk gelen kısmımızı güzelce ayarlayalım. Evet yeleğimizi ördük ve ilk başlangıç noktasına gelerek battım ve bir tane zincirimi çekiyorum, ipimi kesiyorum ve şimdi yakama, bakınız ters tarafından tekrar ilmeğimi batırarak örmeye başlıyorum. Minik bir yaka çalışması yapalım. ama bir tane düğümümü attım ve yakamızın birinci sırasının olduğu yerden örmeye başlıyorum. Şu şekilde bir tane battım bakınız. Bir ve iki tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir ve iki. İkinci trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Yan yana iki tane trabzanım örüyorum. İki zincir çekiyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir iki atlıyorum. Bakınız bir iki üçüncünün olduğu yere gelip batıyorum bir aynı yere iki bir iki tane zincir çekiyorum ve bir tane daha trabzanımı örüyorum yani modelimizi yukarıya kuruyoruz yalnız iki zincirle kuruyoruz araya bakın bir değil iki zincir çekiyorum zincir çekmeden bir iki üçüncünün üzerine batıyorum bir aynı yere iki iki tane zincir iki trabzanımı ördükten sonra ve bir tane trabzanımı ekliyorum tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3. trabzanımın üzerine geliyorum bir aynı yere iki trabzan iki tane zincir tekrar bir tane trabzanımı örüyorum bir ve sayıyorum bir iki üçüncünün üzerine batıyorum bir aynı yere iki ya yani modelimize modelimizi bakın sadece zincir farkıyla yaka kısmımıza kuruyoruz bu şekilde uç kısma kadar ilerleyelim ve iç kısımdan başladık. Bakınız ters yerden başladık. Evet bütün trabzanlarımızı ördük. Bakınız iki tane trabzan, iki zincir, bir trabzan şekliyle ördüm. En son bitiş yerimize geldim. Tığımın başını doluyorum. Diğer kenarımızı yaptığımız yere gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve başlıyorum. Bir zincirimi çekip dönüyorum. Bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen iki tane zincirin içerisine girerek bir ve iki tane trabzanımı örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum. Alttaki işlemimi bakınız önce iki trabzan olarak değiştirerek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yani hep aynı önce iki trabzanımızı ördük. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum ve bir tane trabzanım örüyorum yakamızın ikinci sırasını bu şekilde ilerletiyoruz hep zincirlerimin olduğu yere girerek 1 ve 2 2 tane zincir 1 tane trabzan şöyle bakalım bakınız ve ilerliyorum 1 2 tane trabzanım 1 2 zincirim bir tane trabzanımı Giriyorum. Bir sonraki grubuma geçiyorum. 2 tane trabzan, 2 zincir 1 tane trabzan 2 tane trabzan 2 zincir 1 tane trabzan 2 tane trabzanımızı 2 zincirimizi ve 1 trabzanımızı örelim ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Yine sıramızın sonuna geldik. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Hemen buradaki bakınız ilk birinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örerek yukarıya doğru geçişimi sağlıyorum. Bir ve iki dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine iki tane trabzanımla örmeye başlıyorum. Hemen zincirimin içerisine. 2 zincir bu kez 2 tane trabzanımızı örelim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan araya zincir çekmiyoruz zincirimin içerisine giriyorum 2 tane trabzanımı 2 zincirimi tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum ve ilerliyorum 2 tane trabzan 2 zincir 1 ve 2 Sıra başımıza kadar ikişer ikişer trabzanlarımızı ve aralarının zincirini örerek e, tamamlayalım. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Yine tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın olduğu yere batıyorum. Aşağıdan. İki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü değiştiriyorum ve son sıramızı bu şekilde başlatıyorum. Trabzanımın üzerine bakın iki tane zincirim var. Trabzanımı doluyorum ve üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum. Araya giriyorum bir, araya giriyorum iki. Tığımızın başını doluyoruz. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanımı yani sadece trabzanlarımızın üzerine batıyoruz. Tek seferinde çekiyoruz. İki tane aradaki zincirimizin içerisine de ikişer defa giriyoruz. Hem trabzanlarımıza hem de aradaki iki zincirimize ikişer defa batarak tamamlayalım. Yakamızın son sırasında tamamladık ve en son bitişi birlikte yapalım bakınız son batmış olduğumuz yeri bir tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha çektikten sonra sağlamlaştırıp makasımda kesiyorum İlk başlangıç yönünde ters yönden başlamıştık bakınız şöyle kıvırdığımız zaman en son kısmın şu şekilde çok hoş durduğunu göreceğiz bakınız çok güzel oldu Evet şimdi iplerimizi içine çekelim ve kenardaki kısımlar için bağcık çalışmamızı başlatalım. Yakamızı tamamladıktan sonra bağcıklarımızla önümüzün her ikisini birbirine bağladık. Şöyle bakalım. 1, 2, 3. 3. sıramızdan bu yönden aldık. Tam karşısına gelecek yerden yine 3. sıramızdan bağcıklarımızı alarak karşılıklı ördüm. 35 tane zincirimi çektim ve diğer bir tane daha sırada bağcık kullanmak istiyorum. Onu da sondan bir önceki trabzanımızda. Aldım bakınız. Sondan bir önceki trabzanımızdan yine karşısına birlikte örelim. Tığıma bir tane zincirimi çektim ve düğümümü bu şekilde attım. Bakınız eğer isterseniz daha uzun roba ördüyseniz ortaya bir tane daha çalışabilirsiniz. Şimdi şu sıramızda modelimizi uyguladık. Modelimizden önceki robamız ve bir önceki bakınız son robadan bir öncekine şu şekilde giriyorum. Bakınız son robam ve bir öncekini şöyle alıyorum şu kısımdan tığımın başını geçiriyorum ipimi çekiyorum bir tane zincirimi çekiyorum bakınız ipim şurada tekrar girerek ipimi de kavruyorum bir daha zincir çekiyorum ve burayı güçlendiriyorum 2 defa sık iğnemi buraya yapmış oluyorum ve başlıyorum 2 3 4 5 6 ne kadar isterseniz o kadar zincirimizi çekebilirsiniz. Ben diğer e, zincirlerimin tamamını 35 olarak çalıştım. Hem üstteki iki hem de alttaki karşısında duran bölümümüzü bunu da 35 çekmek istiyorum ama tabi konuştuğum için tahmini ölçüsüne şöyle bakarak evet birkaç tane daha çekmem gerekiyor. Evet yeterli. çekiyorum. Buradaki ipimi kesiyorum. Buradaki ipimi iç tarafa gizliyorum. Şu şekilde güzelce gizledikten sonra kalan ipimi keserek alıyorum. Uzun bırakmıyorum. Diğerini ise Bakınız diğer uçtaki kalan kısmı ise ucumuzu güzelce sıkıştırıyoruz. Şu şekilde. Ve alıyoruz. Şimdi kolumuzu örmeye başlayabiliriz. Bakınız kolumuzu sadece başını dolayıp bir defa aldım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde yapmak istiyorum. Şu şekilde başlıyorum. iç kısımda. Bir yeleğimizi artık süsleme kısımlarını da çalıştıktan sonra sona doğru geldim şöyle bakınız şöyle görelim sadece başını dolayarak battım kol altına giriyorum tam kol altındayım bir tane zincirimi çekiyorum hemen yanına bir defa başını dolayarak batıyorum bir sonraki yandan gelen trabzanımın olduğu yere giriyorum bir ve iki defa giriyorum yandan gelene bakınız Artışımı yaptığım bölüme geliyorum. Bir defa da oraya giriyorum. Daha sonrasında birer birer düz trabzanlarımız geliyor. Hepsini de birer defa başını doluyorum. Çekiyorum. Tam araya giriyorum. Bakınız üstteki minik göze girmiyorum. Bir defa doluyorum. Sona kadar tek seferde çekiyorum. Bir defa doluyorum. Hepsini birden Başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Sona doğru geldim. Bakınız, yandan yine iki defa ördüm. Diğerini de iki defa örüyorum. Bir ve iki. Başlangıç yerime gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra kolumuzu da tamamlıyoruz. Evet, gayet güzel oldu. Rengimiz de çok çok tatlı. Evet, şimdi ipimizi içine çekelim. Yeleğimizin kollarını, bağcık zincirlerimizi ve bütün etrafının tığlama işlemini bitirdik ve şu şekilde genel bir bakalım. Bakınız şimdi düzelterek bir de önden duruşuna bakalım. Evet yeleğimizi bir tane de çiçek çalıştım. Çiçeğimizi de alt kısma dikmeyi uygun gördüm ve bu şekilde yeleğimiz tamamlandı. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık sıhhat afiyette kalın inşallah görüşmek üzere hoşça kalın